Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle yine Vietnam mutfağından zavallı salyangozları yiyeceğiz. Ben niye yiyorsun? Yani onlar, biz de yemiş kadar alıyoruz oğlum, biz yiyoruz. Maştepin ben yemiş kadar olmuyorum. Neyse, bunlar ne? Bunlar salyangoz değil herhalde. Ya bunlar, biz daha demin videoyu biraz ilerlettiğimizde şey gördük. Salyangoz oluyorlar. Salyangoz nasıl bunlar oluyorlar? Bunlar bence... Covid miyim lan acaba? Bilmiyorum ki, yanımdan git. Bunlar bence başka bir şey, sonradan başka bir şey çeviriyorlar. Ya da bak şuradakiler salyangoz, bunlar da mantara benziyor. Artık bilmiyorum, neyse Stefan başlıyorum, sıkıldım. Niyet edem. Sus ya, hep niyet ediyorsun. Arkadaşlar geçenlerde ne yaptım biliyor musun? Sizle bu anımı paylaşmak istiyorum. Annem, ben, ablam her akşamki gibi oturmuşuz, sahurumuzu yapıyoruz. O kadar fazla korkudan niyet ediyorum ki bir şeyleri. İşte niyet ettim Allah'ım senin için oruç açmaya. Niyet ettim Allah'ım senin için işte namaz kılmaya, abdest almaya falan. O kadar alışmışım ki oturdum dedim ki niyet ettim Allah'ım senin rızan için yumurta yemeye. Salak. Ben de bazen öyle oluyorum, biliyor musun? Çok demin, saçma şeylere niyet ediyorum. Daha demin de mesela video başlarken şey diyecektim az daha. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için videoya başlamak. tövbe Allah'ım. Tabii ki daha geçmiyoruz ama. Neyse başlıyoruz hala. 10. saniye. Ay göze benziyorlar bunlar. Bunlar insan gözü de yara. Kanka bunlar insan da yiyor. Acaba insan eti nasıldır? Çok güzelmiş. Saçmalama. Evet. Saçmalama ya. Kanka insan eti güzelmiş. Bak güzelmiş diyorsun. Şimdi bunlar göreceli şeyler. Mesela sen atıyorum kafadan bu salyangozu beğenebilirsin. Ben beğenmeyebilirim. Şimdi kanka şöyle bir şey var. İşte. Bunlar... Dur ya. Yapma. Yapma. Defol git. Pislik mikrop. Vietnam'da ilk sensin mikrop. En büyük mikrop sensin burada. Ne diyordun? Ne diyecektim? Sağ ellerini bir indir. Evet, tamam. Bak işte şimdi. Ben bu kızdan nefret ettim şu an ama. Ya bu kız ne yaptı sana? Baksana ya. O kadar güzel kızsın, onu nasıl yiyorsunuz? Kanka yüzünü görmedi koş. Ben gördüm şimdi. Ben görmedim. Çevirdi ya. Şu kulak arkadaki mıydı? Saçlarını çekesim geldi şu an. Neden? Sebika çıkmıyor. Tuz koyuyor. Tuz. Çok olmadı mı? Belki tuzsuz. Tuz. Bol biber. Bol biber. Tadım güzel. Bir kaşık daha tuz. Galga. Tuz. Çok tuzlu oldu ya. Yok ayol. Tuzun parasından senin haberin var mı fiyatından? Stefan. Siz zenginsiniz, biz. Fakiriz. Tabii. Piç çok fakiriz. Piç mi? Piç değil biz. Ağzım şakalanmışım öyle çıktı. Ay ne hale geldi. Telefonumu sessiz aldım. Ağlamam geliyor. Her bir hüngürümüz. Hayvanlar daha vardır. Yağmur. Bak bu solucan işte. Solucan değil, salyangoz. İşte salyangoz ha. Aa! Daha deminkiler böyle değildi. Abimin dev Afrika salyangozu vardı, hatırlıyor musun? Kardeşim, suyunu sen de... kokmuyor muydu onların suyu? Düşünsene. Onları böyle yediğini düşün. Kızlar iğrenç. Ay. Yağmur. Bunlara yazık, bu hayvanlara. Anne, bunlar solucan. Bize gel. Biz seninle mutfaktayız. Bize gelir ya. Kanka bize gel, biz mutfak değiliz. Devam ediyorum, bekle. Evet. ya şu boğazın niye böyle senin? Sus, geldik. Kusura bakmayın, Nadim'in annem öyle geldi de. Gerizekalı. Ay. Keşke o kürdan bir anda kırılsa, senin o tırnağının içine girse, sonra sen perişanlık kırık olsan. Bir tane şey yapayım. Sonuç ne olacak? İşte devam edemeyse videoya. Videodan sonra... Bak diğer mi? Dünyada da o salyangozdan öyle çıkartacak kardeşim. Evet. Tamam mı?
Ay. Sen nasıl bir ve o kabuğun birisin? İçinden kocaman şey çıkıyor, yağmur. Kanka bak, Allah küçücük bir yere dünyaları sığdırdı. Kocaman dünyaya küçücük bir hayvanı sığdıramadı. Evet, görüyor musun? Çak, çok güzel. Yaz tahtayı alırsın haftaya kanka. Bok yiyin ya. İster ya. Midem kalktı. Ama gerçekten şu an büyük bir ihtimal bize tanıtıyor, ama biz İngilizce ya da artık hangi dil konuşuyorsa bilmediğimiz için. Onu yeme yavru kuş. Hadi bile. İşte böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsan. Like atın. Yorum yapın. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda bize belirtin. Bu arada aklıma ne geldi? Bugün anneler günü. Ve ben bunun hakkında bir iki bir şey söylemek istedim. Hadi yapma, sinirlendim. Daha demin işte sosyal medyada çok abartılı bir şekilde anneler günü kutlanmasıları, demek ki kutlanması, kutlanmalarını falan gördüm. Ya evet, kutlayabilirsiniz hani, ama ben şunu anlamıyorum. Annenizin babanızın Instagram'ı olmadığı halde oraya böyle 2-3 sayfalık yazı yazıp kurban olduğum annem, kurban olduğum babam, işte bilmem ne falan filan. Bunları yazıp annesi olmayanlara hem üzüntü hem de işte kendi egonuz pışpışlansın birazcık diye de bir şey yapmanız bana çok saçma geliyor. Yine kutlayın, ama mesela bu sade bir anneler günü kutlaması da olur ki ben bunların hepsine çok karşı bir insanım. Çünkü birilerine boşluk hissi yaratan hiçbir özel günü sevmiyorum. Yani daha demin birine denk geldim. Dünya üzerindeki bütün varlıkları çekip anneler gününü kutlamış. Yani anneler günü bu değil. O telefonu kapatıp o annenin, o babanın, işte artık kiminse neyse, onun yanına gidip onu öpüp bu sözleri ona söylemen gerekiyor. Sosyal medyada kutladığın hiçbir şeyi eminim anneleriniz babalarınız görmüyor. Yani birazcık tribünleri oynamayı bırakıp eğer ki hayatınızda devam edebilirsiniz böyle şeyleri, bence daha mantıklı, daha saygın ve daha akıllı insanlar olacaksınız. Bir abla kardeş artık beni ne olarak görürseniz bu videoda bilemeyeceğim, ama biraz mantığınızla hareket etmeyi, diğer insanları ve diğer insanlarla yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Çok insan var annesi babası olmayan ve yani görünce üzülüyorlar. Ya benim de annem var. Ama ben kalkıp da bir story'de paylaşmıyorum. Hani ki Instagram'ı da var, görebilecek bir konumda. Onun yerine ne yapıyorum? Mesaj atıyorum, yanına gidiyorum. Anneciğim kutlu olsun. Budur. En fazla budur. Birazcık aklınız eriyorsa bir şeyleri. Evet. Birazcık o bencilliğinizden sıyrılıp insanları düşünmek istiyorsanız böyle özel günleri insanların gözünü soka soka yaşamamanız gerekiyor. Çok konuştum. Umarım anlamışsınızdır. Daha fazla bir şey demeyeceğim. Bye.